Merkez Bankası'nın rezervlerinde şaşırtıcı bir artış. Geçen hafta bugün açıklandı veri. Geçen hafta rezervler, kendisine ait net uluslararası rezervler 9.1 milyar dolara yükseldi. 6.1 milyar dolar yani endişe verici seviyelere gerilemişti net uluslararası rezervler. Brüt rezervler ise 100 milyar doların altına inmişti. O da yeniden 100 milyar doların üzerinde 101.3 milyar dolar. Geçen hafta 3 milyar dolarlık bir artış var. Merkez Bankası'nın rezervlerinde kabaca yani aslında o kadarlık Türkiye bir para girişi yaşanmış gibi görünüyor. Bunun arka planına bakacağız ama önce dün geceye gidelim. Nurettin Nebati Hazine ve Maliye Bakanı dün A Haber yayınında aslında bugün açıklanacak veriyi haber vermişti. Geçen perşembe günkü rezervine bakın. Yarın açıklayacağı rezerve bakın. Öyle mi? Yarınki ra ba rakama bakıyoruz evet. ne kadar doğrudan yatırım girdiğini yarın Merkez Bankası'nda. Sonraki haftaya da bakın bu iş inşallah başladı devam edecek. Rusya'dan mı geliyor? Nereden geliyor? Nereden geldiğinin bir önemi yok. Evet, Nurettin Nebati bu iş başladı inşallah devam edecek diyor. Bu iş başladı dediği Türkiye'ye yabancı para girişi. Bu artış Merkez Bankası'nın rezervlerinde yaşanan artış nereden kaynaklandı ve sürdürülebilir mi? Gerçekten de devamı gelecek mi? Bundan böyle Merkez Bankası'nın rezervlerinde düzenli olarak önümüzdeki haftalarda bir yükseliş mi göreceğiz? Bu yıl Temmuz ayının sonuna kadar düzenli bir şekilde erimişti Merkez Bankası'nın rezervleri. Çünkü piyasaya döviz müdahalesi vardı. Rezervlerden satış yapılıyordu doları tutmak için. Ama şimdi onun etkisiyle erimişti ama şimdi acaba önümüzdeki dönemde rezervlerin güçlendiğini mi göreceğiz? Ve bu sayede Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve ekonomi yönetimi piyasaya dolar TL'ye daha güçlü bir şekilde acaba müdahale mi edecek? Bu sorulara yanıt vermek için bu para nereden geldi? Buna cevap arayalım. Bu para Rusya'dan geldi. Geçen hafta bu kanalda görmüştük. Rus parası mı diye de sormuştum bu kanalda. Çünkü Bloomberg International bunu geçen haftadan duyurmuştu. Rus nükleer şirketi Türkiye'ye 5 milyar dolar gönderdi. Ve bu hafta içinde bulunduğumuz hafta iki parti şeklinde 15 milyar dolar daha gönderecek diyordu geçen hafta Bloomberg International toplam 20 milyar dolara tamamlayacaktı. Neyin parası bu? Mersin Akkuyu da Rusya'nın inşa ettiği nükleer santralin parası. Onun inşaat parası ve tedarik parası. Onu önden yüklemeli bir şekilde Rusya biraz da bundan sonra gelebilecek yaptırımlardan kaçınmak için gönderiyor gibi gözüküyor. Ben Bloomberg'un o haberine dair şüphelerimi belirtmiştim. Ama Merkez Bankası'nın açıklanan verisi Rusya'nın gerçekten de 3 ya da 5 milyar dolarlık bir parayı Türkiye'ye gönderdiğini gösteriyor. Bunu teslim edelim ama aslında bunun çok büyük bir sürpriz olmadığını da belirtelim. Rusya bu yıl çok yüksek fiyatlardan çok büyük miktarlarda tutarlarda enerji ihracatı yaptı. Petrol ve doğalgaz fiyatlarında büyük artışlar yaşandı biliyorsunuz bu sene. Bunca yaptırıma rağmen kim Rusya'dan doğalgaz alıyor, petrol alıyor? E tabii ki biz alıyoruz. Türkiye alıyor. Türkiye'nin yanı sıra daha büyük pazarlar Çin alıyor ve Hindistan alıyor. Yani batılı ülkelerin koyduğu yaptırımları dünyanın geri kalanı takmıyor. Bu da Rusya'nın kasasını dolduruyor ve şimdi oradan bir miktar parayı Türkiye'ye gönderdiği anlaşılıyor. Bunun devamı gelecek mi peki? Yani şimdi geçen hafta Rusya'dan bir 5 milyar dolar bu hafta İçinde bulunduğumuz hafta muhtemelen biraz daha. Peki daha sonra önümüzdeki haftalarda Nebati'nin ima ettiği gibi başka ülkelerden de para girişi olacak mı? Ben Rusya'nın tekil ve özel bir vaka olduğunu düşünüyorum. Devamının gelmesi o kadar kolay gözükmüyor. Suudi Arabistan'dan bir swap beklentisi var biliyorsunuz. Swap para takası demek. Veliyat Prens Muhammed Bin Selman Türkiye'ye gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Suudi Arabistan'a gitmişti ve bir swap anlaşması bekleniyordu Suudi Arabistan'dan hatta 15 milyar dolar seviyesini telaffuz edenler vardı. Ben yapılmasının pek o kadar kolay olmadığını bu kanalda daha önce belirtmiştim. Çünkü yıllardır Türkiye ile Suudi Arabistan birbirlerine hasımdı. Karşı cephelerdeydiler. Şimdi daha buzlar yeni eriyor. Dün bir, bugün iki başka sebepler de var. O sebeplere daha önce bu kanalda bakmıştım. O nedenlerle Suudi Arabistan'dan ve bu arada Suudi Arabistan'ın uydusu denebilecek Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye ciddi bir para girişi yani 10 milyar dolar üzerine bir para girişinin çok zor olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla Rusya'dan gelen para bittiğinde yeniden Merkez Bankası'nın rezervlerinde erimenin muhtemelen başlayacağını göreceğiz. Çünkü Ekonomi yönetimi piyasaya müdahale ediyor. Doları 18 liranın altında tutmak için bir çaba olduğu da anlaşılıyor. Bugün nitekim 17.95'in biraz üzerinde bu videoyu hazırladığım dakikalarda. Peki Rusya'dan gelen para TL'nin dolar karşısında değer kazanmasını neden sağlamadı? Çünkü Türkiye'nin döviz ihtiyacı Rusya'nın gönderdiği paradan çok daha fazla. Bunun sırrı dün açıklanan bir veride gizli. Dün Türkiye'nin Temmuz ayı dış ticaret açığı açıklandı ve yine çok yüksek bir dış ticaret açığı verdi Türkiye Temmuz ayında 10.6 milyar dolar. Dış ticaret açığı ithalat ile ihracat arasındaki fark demek ve ithalattaki artış aylardır ihracattaki artışı ikiye üçe katlıyor. Geçen ay ihracat artmış yüzde 13.4 ama ithalattaki artış yine yüzde üzerinde. Aylardır bu böyle. İthalat çok yüksek oranla artıyor. Bu nedenle de Türkiye'nin dış ticaret açığı genişliyor. Dış ticaret açığına bağlı olarak Türkiye'nin cari açığında artış var. E bu da dolar talebi demek. Yani şirketler ithalatı dolarla yapıyorlar. İthalat yaparken dolar kullanıyorlar, dolar alıyorlar, dolar talebi oluşturuyorlar. Dolar talebi de doları içeride, Türkiye içindeki piyasalarda yukarı doğru itiyor. Evet, Türkiye'de para piyasaları açısından günün en önemli gelişmesi bu. Dünyada ise İngiltere Merkez Bankası'nın faiz arttırımı, 50 bas puanlık faiz arttırımı yaptı. Bu kanalda daha önce aktarmıştım. Birçok yatırım kuruluşunun beklentisi bu şekildeydi. Bu aslında İngiltere Merkez Bankası için yüksek oranlı bir arttırım. İlk defa uzun bir süredir bu kadar yüksek oranlı bir arttırım yaptı. Geçtiğimiz aylarda hep 25 bas puanlık arttırım yapıyordu. Neden pek arttırdı? İşte enflasyon orada da çok yüksek. %9.4 İngiltere standartlarında. Onu bir türlü bastıramadığı için Merkez Bankası şimdi faiz arttırma oranını yükseltti. Peki bunun etkisiyle sterlin değer kazandı mı? Hayır değer kazanmadı. Tam tersine bugünkü karar sonrasında biraz da piyasanın beklentisinin yerine gelmesiyle sterlin düştü. %0.40 değer kaybetti bugünkü faiz arttırma kararı sonrasında. Bunun sebebi İngiltere ekonomisinin iyi durumda olmaması ama sadece ekonominin değil aynı zamanda İngiltere siyasetinin de istikrarsızlık içinde bulunması. Ekonomi işte bir yandan enflasyon, bir yandan durgunluk ikisi bir yanda olunca stagflasyona doğru gidiyor İngiltere ekonomisi. Diğer yandan başbakan istifa etti Boris Johnson. Muhafazakar Parti şimdi onun yerine bir başkan, bir başbakanı bulmaya çalışıyor ama bu da aylar alacak bir süreç. Bu da bir istikrarsızlığa neden oluyor ve bütün bunlar bir araya gelince de birçok yatırım kuruluşu sterlinin yıl boyunca yılın sonuna kadar dolar karşısında Euro karşısında faiz artırımlarına rağmen zayıf kalmasını bekliyor. Amerika'da dünya piyasaları açısından, Türkiye piyasaları açısından da aslında en kritik veri yarın açıklanacak tarım dışı istihdam. 250 bin kişi piyasanın beklentisi. Yarın onu izleyeceğiz. FED'in sonbaharda ne yapacağına bir ışık tutacak ve ona bağlı olarak piyasalarda, borsalarda, ons altında bir hareket, yukarı ya da aşağı yönlü bir hareket görebiliriz. 10 altın bu arada FED'in sonbaharda faiz arttırma oranlarını düşüreceği beklentisiyle yükselişini sürdürüyor. 1800 dolara kadar yükseleceğini öngörüyordu zaten yatırım analistleri. Bu kanalda aktarmıştım. Yeniden toparlandı ve 1800 dolar olan yolculuğunu bugün sürdürdü uluslararası piyasalarda ons altın ona bağlı olarak içeride tabii ki gram altında yükselişine devam etti. Borsa İstanbul bugün yine rekor %1.5'a yakın değer kazanımı var. BIST 100 endeksinde 2700'ün üzerinde BIST 100 endeksi. Bilançolar geliyor ve çok iyi bilançolar geliyor. Onlardan üçüne bakacağım. Biri kötü ama ikisi gerçekten çok iyi. Zaten biri bugün borsanın yıldız şirketiydi. Çemtaş bilançosunu açıkladı. Geçen yılın 6 ayında 91 milyon lira kar açıklamıştı Çemtaş. Bu yılın 6 ayında 505 milyon liraya yükseltti. 5-6 kat karını arttırdı. Bunun arkasında esas faaliyet karında da çok ciddi bir artış olduğunu görüyoruz. 126 milyon liradan esas faaliyette 639 milyon liraya. Bilançonun etkisiyle Çemtaş hissesi bugün %10'a yakın primliydi. Müthiş bir rally gerçekleşti Çemtaş hissesinde. Kimtek'ste bilançosunu açıklayan şirketler arasında dün açıkladı. Onun karı geçen yılın altı ayında 88 milyon liraydı. Bu yıl 355 milyon liraya yükseldi. Ama onun karındaki artışta finansman gelirlerinin ciddi rol pay sahibi olduğunu gördük. Çemtaş'tan farklı olarak 168 milyon liraydı geçen senenin aynı. Döneminde finansman geliri şirketin bu yılın 6 ayında 501 milyon liraya yükselttiği, yani esas faaliyet değil, finansman gelirinden para kazandığı şirket. Ve son olarak Anadolu Sigorta, sigorta şirketleri bu yıl çok kötü. Çünkü enflasyon başlarına bela oldu. Geçen yıl, geçen yılın fiyatlarından kasko sattılar, sigorta sattılar. Ama şimdi bu yılın hasarları bu yılın fiyatlarından geliyor. Bu da onların karlarını eritiyor. Nitekim Anadolu Sigorta... Geçen yılın 6 ayında 311 milyon lira kar açıklamıştı. Bu yıl 375 milyon lira kar açıkladı. Türkiye'de olduğu gibi Amerika'da da bilanço mevsimindeyiz. Orada da şirketler iyi bilançolar açıklıyorlar ve bunun etkisiyle Amerikan borsaları da tıpkı borsa İstanbul gibi birkaç haftadır yükselişte. Videonun sonunda ünlü bir yatırımcının portföyüne göz atalım. Michael Burry, Michael Burry The Big Short filmini bilmem izlediniz mi? 2008 krizini öngören, önceden tahmin eden yatırımcıların hikayesini ve bu arada krizin hikayesini anlatır. İzlemediyseniz mutlaka tavsiye ediyorum. O filmin kahramanlarından yatırımcı, ünlü yatırımcı Michael Burry'nin şu anki portföyü Apple %17.86. Daha sonra Bristol Myers Squibb, bu bir ilaç şirketi. Daha sonra Booking Holdings, ardından Google yani Alphabet. Sonra yeni bir ilaç şirketi Cigna Corporation, sonra Meta yani Facebook, Ardından Ovintiv, Nextar Media ve Stellantis yani Stellantis Fiat'la Chrysler'ın birleşerek oluşturduğu şirket ve bu portföyde de geleneksel denebilecek sektörlerden tek şirket Michael Burry'nin portföyü bu şekilde. Burada Apple, Google, Facebook bunlar da Türkiye'den Amerika'ya yatırım yapan yatırımcıların sevdiği hisse senetleri. Türkiye'den nasıl Amerika ya yatırım yapabilirsiniz? Midas biliyorsunuz bir yerli aracı kurum. Bu kanalın düzenli izleyicileri biliyor. Midas'la 1,5 dolarlık maliyetle sadece Amerikan borsalarında hisse senedi ya da yatırım fonu alıp satabiliyorsunuz. Midas Türkiye'de SPK'nın yani devletin denetim kurumunun denetiminde ondan lisanslı yerli aracı şirket. Midas'la Amerikan borsalarında yatırım yapabileceğiniz linki videonun açıklama bölümüne bırakıyorum. Onu tıklayarak hem Midas'ı inceleyebilir hem de dilerseniz yatırıma başlayabilirsiniz. Her akşam saat 20.30'da bu kanalda sektirmeden, aksatmadan video yayınlamam için sponsorlara ihtiyaç var. Anlayışla karşıladığınızı ümit ediyorum. Yarın yeniden görüşmek üzere.